27 trilyon dolara ulaşan bir parasal genişleme oldu. Dolayısıyla dedi ki zengin Amerika, parayı cebine koyuyorum. Buna dedi ki helikopter para. Git bunu harca. E ne yapsın? Para cepte, harcamak istedi. Harcamak isteyince talep attı ürüne. Talep artınca ürünün geldiği merkezden daha hızlı gelmesi lazım lojistiğin, değil mi? Orada bu taleple birlikte dünyada kriz var. Ona yapan ülkede bir durdu. Bir dakika duralım orada dedi. Öyle her şeyi yollamak yok. Çünkü bu pandemi ne kadar sürer? Nasıl sonuçlanır bilemem. O yüzden emtia ya da yarı mamül her ürünü yavaşlattı. Lojistik ağındaki yavaşlama zengin kuzeyi sıkıntıya sokmadı mı? Bütün dünyayı soktu. Dolayısıyla tedarik zincirindeki sıkıntı ve sıkışma bir anda Türkiye'ye bambaşka bir pencereyi açıverdi. Bu pencere aslında 2018'de açılmıştı. Yumuşak yumuşak, küçük küçük ifade ediliyordu. Türkiye'yi Avrupa'nın Çin'i yapar mıyız diye bir anda sesin yükselmeye başladığını gördük. Çünkü tedarik zinciri fırsatı Avrupa burnumuzun dibinde bizi yeniden bambaşka bir yere götürebilirdi. O yüzden bir anda ihracat payımızı artırmaya, ithalatı bastırmaya, cari fazla vererek fason üretimin merkezi ve beyni olmaya karar verdik. Bu bizi ne yaptı? Cari fazla verince ister istemez dedik ki cari fazla veriyoruz. Nedir cari fazla ya da cari? Sizin cüzdanınız var değil mi cebinizde? Yok. Cüzdan. Bir yok. Ülkenin var var. Hepimizin cüzdanı var. Kullanıyoruz ya. Ülkelerin de cüzdanı var. Ona cari denge derler. Cari denge. Gelirler, giderler, harcama, tasarruf. Hepsi cari denge içerisindedir. Ben böyle basit anlatmaya çalışıyorum. Çünkü insanların kafası karışıyor. Bilmek zorunda falan değiller. Tabii, tabii. Dolayısıyla turizmden paralar gelecek. 240 milyar dolarlık bir turizm geliri elde edeceğiz. İthalatı da baskıladık. Üstelik bu sene altın ithalatı yok. 15 milyar dolar buradan dolayı rahatız. Akaryakıt henüz akaryakıtla ilgili faturada ithalata yansımamış durumda. Hal böyleyken faiz neden? Enflasyon sonuçtur diyerek Eylül'den bu yana bastırınca bizim para politikası kırmızı alarmı çalmaya başladı. Biz hiç takılmadık. Pazartesi akşamı para politikasının çöktüğü ve bu hükümetin genişlemeci, daha genişlemeci maliye politikasına geçme dönemidir. Sözü uzatmayayım ama bu ülkenin politikacıları 80 öncesi bu ülkeye dar elbise giydirdiler hep. Büyümekten korktular. Onların bütün korkusu buydu. Çünkü 80 yılda 80 milyar dolar gelmiş ülkeye. Kaynak yoktu. Sabit kur vardı. Sınırlar kapalıydı. 80'de dışa açıldık. Dışa açılmakla birlikte 89'da kur rejimimizi değiştirdik. Esnek kur sistemine geçtik. Ve 2001 krizi sonrası iktidara gelen yeni partimizde AB çapasını arkasına alarak yürüyüşe çıktı. Yürüyüşe çıktığında tek silahı vardı. Bu ülkeyi büyüteyim istedi. Büyüme takıntısı oldu. Büyük, büyük, büyük. Büyüme, büyüme, büyüme. Kim büyümeye karşı çıkar? Hep büyümeyi duyduk ama 10 yıl arka arkaya %5 ve üstünde asla büyüyemedik. Yani bir arpa boyu yol alamadık. Bu hükümetin en büyük arzusu ve 2005 sermaye kesintisinin başladığı dönem itibariyle büyüme hikayesi yazmak, hikaye bitince. Şimdi büyüme hikayesini başarabilmek için de cari fazla verirken genişleyici maliye politikasıyla aslında yeni bir yolculuk başlatıyor. Bu yolculukta TL kur korumalı TL hesabına ilgi ve alaka olursa, yani cari fazla verirse, olağanüstü bir sermaye çıkışı olmazsa ülkeden, olağanüstü bir çok yaşamazsa bunu makul bir düzeyde
yönetebileceğini düşünüyor. Yönetebilir mi? Evet, yönetebilir. Ama kısa vadede. Ne kadarlık? Yani şimdi tatil dünya tam da bu olayları, Amerika'nın Noel tatiline girdi, Avrupa piyasaları, herkes tatilde, tatil dönemine denk getirdi. Şimdi aynı zamanda bu pandemi yeni varyantın da etkisiyle Amerika'nın, Avrupa'nın kapanma sürecine girdiği bir dönem. Bu dönem sakin bir dönemdi, devreye soktu ve sokarken de açık ve net dedi ki ben bunu yaparım. Öyle sesinizi falan çıkaramazsınız. Korumacı, baskıcı ve bildiğini dayatan bir dil kullanılmıyor mu? Evet. Kullanılıyor. O yüzden bunu denedi. 6 Ocak'ta piyasalar açılacak. Yorum yapmak için erken olur. Ama 31 Aralık biter. 1 Nisan başlar. Amerika faizleri artırmaya sinyalleri gelmeye başladığı an işin rengini görürüz. Başarılı olmasını ülkem, burası benim ülkem olduğu gayet için tabii isterim. Gayet ancak tabii kısa vadede kim kazanır? Belki mevduat sahibi kazanır. Belki bankalar kazanır. Belki siyasetçi kazanır. Orta ve uzun vadede bana soruyorsanız hiç kimse kazanamaz. Biz fazla heyecanlanmayalım. Kur düştü, yükseldi, söylemle gitmez. Dalga boyu her şeyin göstergesidir. Sabah baktık faizler, 20'ler, 19'lar, 21'ler var. Hemen açıklama geldi. 14 politika faizi, 17, 3 puan artacak. Bitti. Her gün 11'de kur belli oluyor. Faizin aralığı belli. Döviz tevdiat hesabından geçiş yaparsam Merkez Bankası patronum olacak. Peki benim TL hesabım var. Benim patronum kim olacak? Hazine mi? Nasıl çalışacak sistem? Belli değil. Yani karma karışık bir modeli, pirincin taşını ayıklar gibi ayıklamaya çalışıyoruz ve yeni bir umuda yelken açıyoruz. İnşallah iyi olur Türkiye. Evet. İşin hukuki altyapısı ne durumda? Ne durumda? Onu Mine'den sonra döneceğim. Buyurun bir cümle. Çok söyleyeyim. Bir cümle söyleyeyim. Bugün bir açıklama daha yaptı. Bu garantinin dedi kefili Merkez Bankası. Merkez Bankası Kanunu 56. madde yanılmıyorsam der ki Merkez Bankası hiçbir şekilde garanti veremez, kefil olamaz, kefalet veremez. Peki Merkez Bankası adına bu kefaleti kim veriyor? Recep Tayyip Erdoğan. Kanun tanımayan adam. Kanun aykırı bu. Kanun bunu diyor. Bakın ama açıkçası ilan ediyor. Ama bu arada ilişkilerimizin çok iyi gittiği Rusya Cumhuriyeti'nin bir numaralı insanı Vladimir Putin, ben Merkez Bankası'na talimat vermem, işlerine müdahale etmem, aksi takdirde Türkiye gibi oluruz dedi. Bu çok ağır bir benzetme değil mi? Kesinlikle, yani bağımsız bir kurum, Merkez Bankası. Yani burada bir yasası var, hükümleri var. Mesela 56. madde diyor ki Merkez Bankası kefalet vermez. Peki kim verir diyor? Cumhurbaşkanı. Suç işliyor Cumhurbaşkanı. Açıkça söylüyorum, suç işliyor. Niye vermez diyor? Doları var, bozduruyor. Türk parasından mevduata yatırıyor. Yükselirse veririm diyor. Kimin parasını veriyorsun sen? Kimin parasını garanti ediyorsun sen? 84 milyon adına böyle bir karar verebilir misin? İşte bu bir suç. Açıkça söylüyorum. Yasaya aykırı. Kanundan gidelim